Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi arkadaşlar, merhabalar. Tek uzam eğitim uzmanı öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben, merhabalar. Herkes hoş geldi. Herkese merhaba. Şu an sesim geliyor sanıyorum, bir problem yok galiba sesimle ilgili değil mi? Harika. Nasılsınız arkadaşlar? Değerli YKS öğrencilerim, nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Umarım herkes çok iyidir. Çayımızı, kahvemizi alalım. Çok keyifli bir seminer hazırladık sizin için. Çok teşekkür ediyorum Gülcan'cığım. Çok naziksin. Ben de çok iyiyim. Malum hafta sonu mutluluğu, sizinle buluşma mutluluğu diyelim. Ah Fatma Nur, neden iyi olmaya çalışıyorsun? İyi ol, çok teşekkür ederim. Bizler çok iyiyiz. Her şey güzel gidiyor. Artık eğitimlere başladık. Ekim ayını yarıladık. Sonuna doğru geldik. Artık o sonbahar melankolisi geldi hepimizin üzerine. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Herkes umarım çok iyidir. Keyifler yerindedir. Zihnimiz dinçtir ve mutluyuzdur inşallah. Harika. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak başlıyoruz arkadaşlarım. Çok güzel. Daha da iyi ol inşallah. Bugün neden buradayız? Bugün idealist bir YKS kitlesi var karşımda. Yoğun da bir katılım var. Çok güzel. Çok sevindim. Bugün biraz meslek seçiminde arafta kalan öğrencilerim var bu seminerde. Çünkü bu seminerin sonunda yapay zeka sistemiyle hangi meslek gruplarına mizacen daha uygun olduğunu öğrenerek ayrılacaksın. Büyük bir vaadimiz var arkadaşlar. Hayır Gülcan, olur mu öyle şey? Hocam puan neyi tutarsa kısmet. Hayır asla. Arkadaşlar unutmayın ki biz seçilmeyi seçeriz lütfen. Siz seçeceksiniz. Puan sizi seçmemeli. Senin bir hedefin olmalı. Senin uyumluluğuna uygun bir eğitim ve bir hedefin olmalı ve ona uygun bir süreç ilerletmelisin. İnşallah. O zaman herkes hazırsa başlıyoruz. Emre'cim güzel ama bunu seni tanımadan, daha doğrusu ben değil, sistem seni tanımadan evet demem ya da okeylemem çok doğru olmaz. Çünkü bu bizim sistemimizde çelişen bir durum. Yani tıbbi sekreterlik güzel bir bölüm. Öğretmenlik de güzel bir kategori. Mühendislik de, tıp da, hemşirelik de hepsi zaten çok güzel meslekler. Ama önemli olan her insan her mesleği yapamaz. Senin bir mizacın var, bir fıtraten bir yatkınlığın var, bir keyif alanın var, bir hobi alanın var. Senin neye uygun olduğun? Bugün bu seminere zaten bu yüzden katıldınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Seminerin sonunda herkes yapay zeka mesleki yönelim analiz testiyle birlikte hangi meslek gruplarını gözü kapalı seçebileceğini öğrenecek. Yani yükün çok büyük bir kısmını biz sizden alacağız arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz o zaman. Şimdi içimizdeki öğrenciler zaten YKS öğrencileri. Birçoğunuz mezun olabilirsiniz, birçoğunuz ilk kez girecek olabilir, birçoğunuz belki 11. sınıfta olabilir. Var mı içimizde 11. sınıf öğrencileri? 12'ler kimler peki? Fatma Nur 12, Nur 11. Ah çok güzel. Mezunlar kimler? Berna mezun, Emircan mezun, Gülcan mezun. Çok güzel. Yani karma bir kitle var. 11'i de var, 12'si de var, mezunu da var. Harika. Küçükken bize sorulduğunda bazen net cevap verdiğimiz, bazen de kararsız kaldığımız o meşhur soruyu hatırlayalım arkadaşlar. Sen büyüyünce ne olacaksın? Hedeflerimiz neydi? Çiçekçi. Ah çok tatlı. Benim de böyle bir hedefim vardı. Ben hep renkleri çok severdim küçükken de. Asker. Wow, Zeynep çok havalı. Beyin ve sinir cerrahisi. Wow, harika. Hemşirelik Berna. Nergis polis. Çok güzel. Aa, anaokulu öğretmeni. Biliyor musunuz? Ben okul öncesi öğretmeniyim. Fatma Nur. Oyuncu. Çok güzel. Tıbbi sekreterlik. Evet Gülcan ben de şaşırdım. Çocukken nasıl
beyin cerrahı olmak istenir ki o, demek ki olabiliyormuş. Oluyor eğer çevresinde falan varsa büyüklerinden biri. Olabilir, özenmiş olabilir. Doktor neyse de. Çok güzel, harika. Hepinizin hedefleri çok güzel arkadaşlar. Ama tabii ki ya birçoğumuz bu mesleğin ne yaptığını ya da kazancını, o mesleğe ulaşmak için neler yaptığımızdan bağımsız bir şekilde bu hedefleri kendimize belirlemiştik. Yani adı üstünde çocuğuz sonuçta. Hani ütopik de olsa, ulaşılabilir de olsa fark etmez. Sonuçta ben büyüyünce pilot olacağım diyen de var, işte itfaiye olacağım diyen de var, müzisyen, doktor, hemşire, öğretmen olmak isteyenler genelde fazla oluyordu. Ben okul öncesi öğretmenliği de daha önce yaptığım için hep böyle çocuklarda şey olur. Hani öğretmenini çok seviyor ya da annesini babasını çok sevdiğinde onun mesleğine sahip olmak isteyebiliyor. Daha biliyorsunuz o dönemler somutçu dönemler. Yani ben de sizin gibi öğretmen olacağım, benim de öğrencilerim olacak falan diyenler oluyor da harika. Şimdi gelelim. Siz hangi mesleğe sahip olmak istiyordunuz? Bu mesleklere sahip olmak istiyordunuz. Peki, bu hedefleri kendiniz için belirlerken arkadaşlar, o işin görev tanımı hakkında bilginiz var mıydı? Mesela beyin cerrahı olmak isteyen öğrencim biliyor muydu beyin cerrahı ne yapar? Çok güzel. Wow. Peki o işi sence yapabilir misin? Yani şu an hala bu hedeflerinizin arkasında mısınız ya da size uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında gönlümde yatan hukuk. Wow Gülcan, çok güzel. Benim de hukuka böyle özel bir ayrı ilgim var ama mizacen hiç uygun olmadığım için seçmedim açıkçası. Fatma Nur. Yok hocam, anaokulu bana göre değil. Küçükken istiyordun, artık istemiyor musun? Görev tanımını bilince biraz sanırım korktun. Ah, neden ailen izin vermiyor Zeynep? Ailede hiç asker yok galiba. Biraz şeyle ön yargılı mı yaklaşıyorlar? Hani böyle genelde bizim toplumumuzda şey vardır ya, Y kuşağı, yani hepimizin annesi babası büyükleri, hani böyle kadına uygun meslekler, erkeğe uygun meslekler diye böyle gereksiz bir sıfatlandırma yapıyorlar. Ondan dolayı falan mı? Hani asker daha böyle zor, daha zorlu koşullar, hani sen yapamazsın ya da narinsin, çok naifsin, hani zorlanırsın falan gibi mi düşünüyorlardı? Emre'cim, sen kimin ne dediğine hiç bakma. Ay Allah göstermesin Zeynep. Hiç o konulara girme. Allah korusun. Güzel şeyler düşünelim. Tamam, peki o iş senin mizacına uygun mu? Hala küçükkenki hedefini düşündüğünde evet hocam okey, ben bu işi yaparım. Ben bu işi 30 senede olsa yaparım. Ben bu işten paramı kazanırım diyor musun? Zeynep, çok tatlısın. Evet, Allah korusun. Doğru söylüyor bak Gülcan. Kadınları metropolde tutuyorlar. Doğru. Wow, Zeynep'çim harikasın. Yürü be Zeynep. Aynen öyle. Peki arkadaşlar, hedeflediğiniz mesleği düşünürken şöyle bir hayal edin, bir gözleri kapatalım. Düşün ki o mesleğe ulaşmışsın. Eğer kamuda yapabileceğin bir meslekse kamuya da atanmışsın, artık rahatsın. O işi yaparken mutlu olacak mısın? Yani o kendini o işi yaparken hayal ettiğindeki duygun ne? Mutlu musun? Kaygılı mısın? Stresli misin? Mutsuz musun? Gülcan, hayır, sen lütfen kendine odaklan. Senin hukuktu galiba hedefin. Evet, bence de ol gitsin. Harika. Sen kendini savcı olarak hayal ediyorsun şu anda. Ya da hakim. Mutlu hissediyor musunuz kendinizi? Ah Emre'cim, çok geçmiş olsun. Eğer sağlıksal bir problemin varsa ona da uygun bir meslek seçmen gerekiyor. Değil mi Gülcan? Çok havalı. Ben de seninle aynı fikre sahibim. Bilmiyorum yani, savcılar, avukatlar, hakimler müthiş havalı geliyor bana. Hele kadınsa dehşet yani. Evet, Gülcan'cığım, bence de avukatlıktan devam et. Peki arkadaşlar, şimdi bu kadar size soru sordum. Evet, kendinizi yakıştırdığınız ya da mutlu olabileceğinizi düşündüğünüz yanıtlar verdiniz. Çok güzel.
Bütün bu soruların cevabı bizim eğitim analizimizde, mesleki yönelim analizimizde ve bu testi nasıl girmeniz gerektiğini seminer sonunda göstereceğim. O yüzden kimse hiçbir yere ayrılmıyor. İnanın hiç beklemediğiniz sonuçlar gelecek. Bugüne kadar ki ben çok uzun yıllardır hem eğitim sektöründeyim hem kurumumda öğrenci koçluğu yapıyorum. Kime çözdürdüysem hocam bu kadar nokta atışı olamaz ama benim hiç beklemediğim şu meslekte çıktı diyorlar. Ben açıkçası biraz heyecanlanmanız gerektiğini düşünüyorum. Seminer sonuna kadar kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Seminer sonunda bu testi nasıl çözeceğinizi ben göstereceğim. Çok güzel, harika. Ve bu testin doğru sonuçlar vermesi için arkadaşlar yaklaşık dikkatinizin toplu olduğu bir zaman aralığında 5-6 dakikanızı ayırmanız gerekecek. Biraz uzun sürecek olsa da lütfen sabırla ve titizlikle testinizi tamamlayın. Çünkü sonuçlar hayatınızın en önemli kararını vermenizi sağlayacak. Peki diyelim ki ben size bu analizi çözdürdüm. Siz de mesleki yönelim testini çözdünüz ve kendinize bir hedef meslek belirlediniz. Evet dediniz, bu benim hayatımın mesleği. Ben bu meslekte 30-40 yıl çalışırım. Bütün geçimimi de sağlarım, mutlu da olurum. Her yönüyle benim için bu meslek dediniz. Hedefiniz için harekete geçtiniz mi arkadaşlar? Şu an çalışmalarına başlayan var mı? Kimler neler yapıyor? Nereden başladık? Biraz anlatın bakalım. Hep ben anlatmayayım. Ah Gülcan, ben bıktım daha başlamadım bu dönem. Hayır, bıkmak yok. Ama nereden başlayacağını bilmediğin için başlamamış olmanı da normal karşılıyorum. Çok güzel. Peki çalışmalara nereden başlayacaksın? Bunu bilen var mı? Hocam ben biliyorum, buradan başlamam gerekiyor. Evet. Konuların başından. Hocam başladık. Dershaneyi kaydımı yaptım. Düzenli bir şekilde devam ediyorum. Harika Nergis'ciğim. Umarım verimli gidiyordur. Peki nasıl ders çalışması gerektiğini bilen var mı arkadaşlar? Pelin diyor ki onu bilmiyoruz işte hocam. Nereden başlayacağınızı siz bize sordunuz ama biz de bilmiyoruz diyorsunuz. Hocam ders programı ilk 3 gün gidiyor, gerisi gelmiyor. O kadar çok duyduğum bir cümle ki bu Zeynep. O yüzden hiç şaşırmadım. Çok normal. Çünkü programını profesyonel bir destekle hazırlayan, hazırlatan var mı arkadaşlar? Şu an buradaki herkes programını kendisi mi hazırladı? Ya da profesyonel destekle hazırlayanlar kimlerle hazırladılar? Merak ediyorum. Kendiniz hazırladınız değil mi? YouTube'dan baktım ben ama başlamadım, ağır oldu. Gülcancığım, bu konuya da değineceğim. Ondan beri sabahları çalışıyorum. 3-4 gibi kendim hazırladım. 3-4'e kadar. Gülcancığım, aslında tam olarak uydurma demeyelim ama her öğrencinin ders çalışma şekli farklı olduğu için orada başarılı olduğunu iddia eden bir öğrencinin programını kendine kopyalayıp yapıştırman senin için verimli olmaz. Çünkü sen herkesten ayrısın. Okuldaki rehber hocanla oluşturdun Nisan. Çok güzel. Peki çalışma programınız kendisi hazırlayan öğrencilerime tırnak içerisinde özellikle soruyorum. Neye göre hazırladılar bu programı? Yani önünüzde bir kıstas var mıydı? Bir örnek var mıydı? Neye göre nereden başladınız? Nasıl başladınız? Random mı başladık? Evet, Helin çok güzel söylüyor. Tebrik ederim Helinciğim. Çalışma disiplini herkesin farklı, öğrenmeye açık olduğu zamanlarda farklı. Elbette Helin. Her öğrencinin hem öğrenme yapısı da farklı, derslerdeki seviyesi de farklı ve biz neden buradayız arkadaşlar? Bizim seviyelerimiz bile farklı. Bir öğrenci 500 tam puan almak isterken diğerine 300 puan yetebiliyor. Sen daha seviyeni, yani hedefine olan uzaklığını, hedefini belirlemeden neye göre bir çalışma programı hazırlayacaksın ki zaten? Vallahi hocam gelişi güzel bir şekilde kendime göre hazırladım. İşte Nergis, bu birçok öğrencinin yaptığı hata. Direkt konuları yazıp başladım. Peki ne sıklıkla tekrarlayacaksınız arkadaşlar? Hadi bakalım, Allah'a emanet bir program yaptık kendimizle. Öyle ya da böyle düşe kalka gidiyor. Kah uyuyoruz, kah uymuyoruz. Tekrarları neye göre planlayacaksınız? Bunu bilen var mı?
Fatma Nur ne diyor bakalım? Yok hocam, 3.30'da alarmım, sabah kalkıyorum, 7'de okula hazırlanıp çıkıyorum. Çalışma programı okul derslerine göre hazırladım ama uyumak çok zor. Her pazar günü diyor Emircan. Yani her hafta tekrar etmesi gerektiğini düşünüyor. Konular bittikçe mi? Tekrar planı kurmadım. Daha sadece konu yetiştirme amaçlı ilerliyor. Hey yavrum hey, tamam, buna da değineceğiz. Burada bu grubun her grupta olduğu gibi büyük bir problemi var. Çünkü birçoğumuz arkadaşlar nereden başlayacağımızı bilmediğimiz gibi nerede es verip tekrar etmemiz gerektiğini de bilmiyoruz. Nereden devam edeceğimizi de bilmiyoruz. Ne kadar çalışacağımızı da bilmiyoruz. Nasıl bir programa ihtiyacımız olduğunu da bilmiyoruz. Ve ne zaman konu çalışacağımızı, ne zaman soru çözeceğimizi de bilmiyoruz. Bunu bilen var mı? Hocam ben şu zamanda konu çalışıp bu zamanda soru çözmem gerektiğini biliyorum diyen var mı? Evet Gülcan. Yok değil mi? Tamam. Hiç korkmayın. İnanın yalnız değilsiniz. Rakiplerinizin birçoğu bu sorulara cevap veremiyor arkadaşlar. Bu yüzden zaten kazanamama oranı bu kadar yüksek YKS'de. Milyonlarca öğrenci giriyor. Birçoğu tekrar girmek zorunda kalıyor. Ama ben istiyorum ki bu seminere katılan özel öğrencilerim, idealist ve istekli öğrencilerim eleyen tarafta olsun. Elenen tarafta olmanızı istemiyorum. Birileri istediğiniz fakültelerde, istediğiniz bölümlere yerleşirken sizin onlara uzaktan bakmanızı, tekrardan yeniden bir hazırlık yapmanızı inanın hiç istemiyorum. Bu sene ne olursa olsun ilk kez de girseniz, defalarca da girseniz son seneniz olacak. Bana güvenin. Şimdi gelelim. Sizinle bütün bu soruları tek tek yanıtlayalım ve hayalindeki mesleğe sizi götürecek olan bu yolda yol haritanızı, rotanızı birlikte çizelim. Evet Elin, ama can sıkmak yok. Belki de sen bu yıl hedefine ulaşacaksın. Doğru zaman bu zaman gibi düşün. Şimdi önce işi ciddiye almamız gerekiyor arkadaşlar. Gireceğimiz sınav ciddi bir sınav. Bu bir okul sınavı değil. Bu bir normal yazılı sınav değil. Bu bir dönem sonu mezun olma sınavı değil. Bakın en son 2023 verilerine baktığımda YKS'de sınava başvuran aday sayısı TYT'de 3.527.443'tü. Sayıya bakın arkadaşlar. 3.527.443. AYT'de 2.573.169. YDT'de 338.014. Ne kadar yüksek. Fark ettiniz mi giren sayıya? Peki, geçen yıl ve bu yıl arasındaki fark başvuru sayısında geçen yıla göre TYT'de 293.054 kişi daha fazla, yani artı olarak bu sınava girmek için talepte bulundu. AYT'de 516.136, YDT'de de 169.584 kişi bu sınava girmek için ekstra başvuruda bulundu. Yani bu ne demek oluyor? Her yıl daha fazla rakiple yarışacağım. Artış yaşandığına göre 2024'te de başvuru sayısında artış söz konusu olacak arkadaşlarım. Yani hayalinizdeki üniversite için daha fazla kişi elemek zorundasınız. Bu ciddiyetin farkına varmak zorundasınız. Evet. Evet Elin. 2007'lilere selam demiş Fatma Nur. Çok tatlısın. Şimdi bir de başarı sıralamasını da unutmamamız gerekiyor. Çünkü birçoğunuzun çok idealist olduğunu zaten hedeflediği bölümlerden anlayabildim. Ancak bazı bölümlerin, bazı fakültelerin özellikle bir başarı sıralaması şartı da var. Bunu bilmiyorsanız benden öğrenin. Bilen öğrencilerim de yine dinleyip pekiştirsinler. YKS'ye giren öğrenciler arkadaşlar sınav sonuçlarına göre tercih yapma imkanlarına sahiptirler. Ancak bazı bölümler başarı sıralaması şartı gibi kurallara tabidir. Başarı sıralaması şartı ilgili puan türünde belirli bir sıralamanın üzerinde olmayan adayların o bölümü tercih etmelerine izin vermemektedir. Yani sen istediğin kadar doktor olmak iste. Bu sıralamaya girmezsen tercih yapamazsın. Bitti. Tıp sayısalda 50 bin yakalaman gerekiyor. En az 50 bin. Diş hekimliği sayısalda 80 bin. Eczacılık sayısalda ilk 100 bin. Hukuk eşit ağırlıkta ilk 125 bin.
Mimarlık sayısalda ilk 250 bin, öğretmenlik sayısal olabilir, eş tarif olabilir, sözel olabilir, yabancı dilden girebilirsin. İlk 300 bine girmen gerekiyor eğer öğretmen olmak istiyorsan. Mühendislikte arkadaşlar yine sayısalda ilk 300 bine minimum girmen lazım. Nisa'cığım, burada belirteyim. Branşların dışında kalan bölümlerde herhangi bir başarı sıralaması şartı yok. Bu şarta tabi olan bölümleri söylüyorum. Evet, alt limit yok. Eğer ki hedefiniz buradaki bölümlerden biri değilse arkadaşlar, alt limitiniz yok. Üniversiteye göre alım gücü değişiyor. Şimdi gelelim. Rakiplerimi tanıdım. Başarı sıralaması şartını da öğrendim. Şimdi gelelim önümdeki koca bir dönemde yapacağım YKS çalışmalarına. Arkadaşlar, gireceğiniz sınav ne olursa olsun, bakın YKS'den sonra KPSS'ye gireceksiniz. Sonra belki birçoğunuz öğretim görevlisi olmak isteyecek, ALES'e girecek, YDS'ye girecek. Belki bazılarınız 2 yıllık okuyacak, 4 yıllığa tamamlamak isteyecek, DGS'ye girecek. Gireceğiz de gireceğiz. Yani ömrümüz boyunca belki gireceğimiz sınavların ardı arkası kesilmeyecek. Ama şunu unutmayın ki sınavları kazanmak için olmazsa olmaz şeyler vardır. Bir, öğrenme yapını keşfetmek zorundasın. İki, mevcut seviyeni keşfetmek zorundasın. Üç, sana özel hazırlanan bir çalışma planı, tabiri caizse ders çalışma programın olmak zorunda. Dört, performans takibini sürekli olarak belirli aralıklarda yapmak zorundasın. Ben sana gireceğin sınavda başarılı olmanın formülünü saydım. Peki bunlar ne hocam diyebilirsin. Gel hepsini tek tek açalım. Belki ilk kez duyuyorsunuz birçoğunu. Hocam öğrenme yapısı ne? Seviye ne? Performans ne? Program ne? Nasıl hazırlanır diyebilirsiniz. Korkmayın, bugün bunlara da değineceğiz. Aysu'cum hoş geldin. Nasılsın? Hocam ben dershaneye kaydoldum yine bu yıl. Bana hiç söylemediler bunları. 22 bin lira para ödedik. Çok affedersiniz, kazıklandım mı? Gülcan'cığım, yani her kurumun işleyişi farklı ama bunların söylenmesi gerekiyor. Yani eğer YKS'ye yönelik eğitim veriyorsan öğrencinin hedefine uygun bir yönlendirme yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi geldim, öğrenme yapısı keşfi nedir diye soruyordunuz ya arkadaşlar. Bakın, öğrenme yapısı o kadar önemli bir şey ki önemini şimdi anlayacaksınız. Ne kadar ders çalışırsanız çalışın ki parantez içinde geçen yıllardan bu sınavı deneyimleyen öğrencilerim o yıllarını, o günlerini lütfen hayal etsin. Birçoğunuzun 10 saat, 12 saat, 8 saat, 15 saat çalıştığını biliyorum. Ama ona rağmen mezuna kalmak zorunda kaldığınızı da biliyorum. Neden? Çünkü siz arkadaşlar saatlerinizi ayırsanız da, ne kadar ders çalışırsanız çalışsanız da yanlış yöntemlerle hedefinize ulaşamazsınız. Bir konuyu öğrenmeniz için önce kendi ders çalışma stilinizi, yani önce sen nasıl bir öğrencisin, nasıl anlıyorsun, nasıl verim alıyorsun, bunu keşfetmek zorundasın. Yani kendi öğrenme yapını bilmek zorundasın. Nasıl mı bileceksin? Tek uzemin eğitim analiziyle, yine hiçbir yere ayrılmayın. Mesleki yönelim analizini size göstereceğim gibi seminer sonunda eğitim analizimize, tek uzem eğitim analizimize de nereden nasıl katılacağınızı göstereceğim. Ama şimdi başarıya giden yoldaki diğer basamaklara da değinelim. Ondan önce de ben buraya daha rahat kavrayabilmeniz için arkadaşlar, sizden önce görüştüğüm öğrencimin girdiği analizin sonuçlarını eklemek istedim. Mesela bu öğrencim ismi Ayşe olsun. Ayşe'nin öğrenme stili neymiş arkadaşlar? Görsel. Daha önce öğrenme yapısını bilen, test eden biri var mı içimizde? Mesela görsel olduğunu düşünen biri var mı? Hayır. Gülcan'cığım, sorunu görmedim. Çok affedersin. Hemen sorunu yanıtlıyorum. Bizde kurs var Gülcan. Seminerin sonunda kurs bilgilerimizi de vereceğim. Eğer iade etme gibi bir durumun varsa iade edip bizim eğitimlerimize kayıt olabilirsin. Bunlara da değineceğim. Fatma Nur diyor ki hocam sen bana öğrenme yapını soruyorsun da ben daha öğrenme yapısının ne olduğunu yeni öğrendim diyor.
Tamam. Arkadaşlar bakın hepinizin farklı öğrenme yapıları var. Kiminiz görsel, kiminiz dokunsal, kiminiz işitsel. Hepinizin farklı öğrenme yöntemleri var. Hepinizin zeka tipi birbirinden farklı. Kiminiz sayısal zekası ağırlıkta, kiminizin sözel. Hepinizin bir öğrenme hızı var. Bir unutma hızı var, dikkat dağınıklığı var, anlama oranı var, stres düzeyi var, öz disiplin düzeyi var, var da var. Bunları bilmediğiniz sürece yaptığınız program ya da o programa uyup yaptığınız çalışmadan verim almanız mümkün değil. Çünkü neye göre yapıyorsunuz arkadaşlar? Düşün, senin unutma hızın yüksek. Unutma hızının yüksek olması ne demek? Ne çağrıştırıyor size? Evet Gülcan'cığım, Aysu EKPSS öğrencimiz. Unutma hızı yüksek olan bir öğrenci nasıl bir öğrencidir? Çabuk unutan bir öğrencidir. Fatma Nur demiş ki tabiri caizse balık hafıza. Aynen öyle. Peki ben az önce size ne sordum arkadaşlar? Tekrarlarınızı ne zaman yapacaksınız diye sordum, değil mi? Ne zaman? Kaç günde bir? İşte bizim sistemimizde eğitim analizlerine girdiğiniz zaman unutma hızınızı ölçeceğimiz için unutma sürenize göre tekrarları yapacaksınız. Yani Fatma Nur'un tekrar yaptığı günde Gülcan tekrar yapmayabilir. Onun konu çalışması gerekebilir. Her şey sana özel olmak zorunda. Aynen öyle Gülcan'cığım. Unutmana göre tekrarların hazırlanacak. Peki geldim mevcut seviye keşfine. Artık ben unutma süremi biliyorum. Hangi mesleğe daha yatkın olduğumu biliyorum. Hedefimi biliyorum. Hedefime olan uzaklığımı da bilmek zorundayım, değil mi? Benim hedefim öğretmenlik. Okul öncesi öğretmenliği. En az almam gereken puan minimum söylüyorum 400 puan olsun. Peki sen 400 puana ulaşmak istiyorsun ama şu anki puanın kaç? Bunu ölçmemiz gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Mantıksal düşünelim. Mevcut seviyenizi analiz etmeniz gerekiyor. İşte biz de bunun için arkadaşlar sınav hazırlığınıza ne zaman ve nasıl başlayacağınızı belirlemeniz için hem sınavı tanımanız hem de mevcut seviyenizi öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu seminerin sonunda mesleki yönelim analizine, eğitim analizine yönlendirdiğim gibi sizi Tekuzem'in seviye belirleme sınavlarına da yönlendireceğim ve nasıl katılacağınızı göstereceğim. Şimdi burada yine örnek olarak ele aldığım öğrencimin hedefi 500 tam puan. Ama öğrenci seviye belirleme sınavına giriyor. Şu anki seviyesi 220 çıkıyor. Yani arada kat etmesi gereken 280 puanı var. Bunu nasıl kat edeceğine göre program hazırlanıyor ki doğru olan budur, verimli olan budur. Şimdi gelelim. Hocam artık hedefimi belirledim. Öğrenme yapımı keşfettim. Seviyemi keşfettim. Bunları birleştirip kişiye özel çalışma planına. Yani sizin tabirinizle namı diğer ders çalışma programına. Birçok mecrada arkadaşlar bu Instagram'da olabilir, YouTube'da olabilir, farklı alanlarda olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Birçok şeyi izliyorsunuz, videoları izliyorsunuz, başarı hikayeleri izliyorsunuz. Ve orada örnek programlar da paylaşılıyor ki ben asla bundan taraf değilim. Bir eğitimci olarak çok karşıyım. Her öğrencinin süreci kendine özeldir. Bir programla derece yapmış bir çocuk. İşte Ayşe, Fatma, Ali, Veli fark etmez. Ben de aynısını yapacağım diye yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonunda tebrikler eleniyorsunuz. Neden? Eleniyorsunuz. Evet Gülcan, sen mezunsun. Belki geçen yıl yaptığın şeyler buna benzer şeylerdi. Peki çalışma programı hangi özelliklere sahip olmalı arkadaşlar? Buna da değinelim şimdi. Bir çalışma programı eğer verimli olsun istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle sizin seviyenize uygun olmalı, yani verimli olmalı. Bakın daha başında bile verimli bir ders çalışma programınız olmalı. Seviyenize uygun olmalı. Sürdürülebilir olmalı. Bir haftalık, 10 günlük, 20 günlük değil. Hap 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 programlar değil. Bir dönem boyunca seni takip eden, senin devamlılığını sağlayabilen bir program olmalı. Senin öz disiplin düzeyine, uyum sağlama gücüne uygun olmalı.
Ve sen öyle bir program hazırlamalısın ki bu programın sonuçlarını görüntüleyebilmelisin, ölçülebilir olmalı ve sürekliliği devam etmeli arkadaşlar. Bunu birkaç ay uyguladım, tamam, sihir yapar gibi bu program beni istediğim fakülteye yerleştirdi. Böyle bir dünya yok. Sürekli çalışmak zorundasın ama sürekli verimli çalışmak zorundasın ve en önemlilerinden biri öğrenme yapınıza uygun olmalı. Aksi takdirde az önce verdiğim örnek gibi 10 saat 12 saat çalışırsın ama kendi öğrenme yapına uygun değildir. Yani boşa çalışırsın. Ve en önemlisi arkadaşlar, sizi istediğiniz sonuca ulaştıracak çalışma programı size özel olmalı. Yani kişiye özel olmalı. Şimdi geldim. Bu programı hazırlarken neleri göz ardı etmemelisiniz? Arkadaşlar, sizin birçoğunuzun dershanesi var. Bakın, Gülcan dershaneye gidiyor. Bir başka öğrencim yine dershaneye gidiyordu. 11. sınıf öğrencim olan Nur var. Bir başka öğrencim 12. sınıf. Ya düşün, yani siz normal sosyal yaşamda da aktif olan bireylersiniz. Yani eve kapanıp da sadece ders çalışacağım, ders çalışacağım, ders çalışacağım, böyle bir durumunuz da yok. Ki bunun olmaması da gerekiyor. Bu zaten sağlıklı bir yöntem değil. Ama siz ders çalışma programı oluştururken derslerdeki seviyenizi evet ölçeceğiz. Ama bununla birlikte arkadaşlar, sizin programınız size özel olmalı dediğimiz için, doğru olan bu olduğu için ders çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamana ve seviyenize göre sadece size özel bir ders çalışma programı hazırlamalısınız. Üstelik bu programda sadece hazırlamak da yetmez. Öğrenemediğiniz, uyum sağlayamadığınız konulara göre de programınızı her hafta otomatik olarak yenilemelisiniz. Bakın, size başarının formülünü söylüyorum. Var mı bunu tek başına yapabilecek olan? Evet Gülcan, ben bunu çok duydum. Hocam dershane ilgilenmiyor ki, yarış atı gibi derece yapacak öğrencilere özel ilgi veriyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Çalışma programı birçok dershane hazırlamıyor. Böyle bir vaatleri yok zaten. Hele ki hazırlasalar da kişiye özel mümkün değil. Ölçmüyorlar sizi. Mesela burada ben yine kayıtlı olan bir YKS öğrencimizin yapay zeka sistemi tarafından hazırlanan sabah ilk 3 saatlik ders çalışma programını ekledim. Bir bakalım, bakın, Türkçe ile başlatıyor güne, Türkçeden tekrar yaptırıyor. Neden tekrar yaptırıyor olabilir? Demek ki konuları bitmiş. Aynen öyle. Bakın, mola verdiriyor hemen hemen her konu sonunda. Ki sizin her birinizin farklı farklı dikkat oranları var, odaklanma oranları var. Sizin dikkat seviyenize göre mola vermeniz gereken süreler de değişecek. Matematikten mesela konu anlatımı çalışmasını istemiş. Neden olabilir? Ben okula gidiyorum, maalesef stajım da var, çok zor. Oo, stajı olanlar. Evet Gülcan, matematiği kötüymüş. Yani kötüymüş demeyelim de matematikte temeli zayıfmış ve konu anlatımından başlaması gerekiyormuş. Yine mola verdiriyor. Coğrafyada bakın soru çözümü yaptırıyor arkadaşlar. Biz soruları ne zaman çözmemiz gerekir? Mantıksal yaklaşın. Soru çözümünün sırası zamanı ne zamandır? Emircan diyor ki hocam bu benim diyor. Soru çözümü de konuyu bitirince değil mi? Yani tekrardan sonra yapılır. Aynen öyle. Yine mola verdiriyor. Peki fizik. Birçoğunuzun korkulu rüyası olduğunu biliyorum. Fizikten ön hazırlık yapmasını istemiş. Daha önce ön hazırlığı duyan bir öğrencim var mı? Ön hazırlık ne demek? Sizce ön hazırlık ne demektir? Bir düşünelim. Bakın, ön hazırlık. Birleştir cümleleri, anlamsal bir başla. Ön hazırlık. Emircan diyor ki hocam ne o, bilmiyorum. Gülcan diyor ki hiç duymadım. Arkadaşlar, hiç duymamanız çok normal. Çünkü bu kavramı eğitim sürecine uygulayan tek kurum biziz. Daha doğrusu yapay zeka. Ve ön hazırlık demek, birazdan ona da değineceğim. Sürpriz yapalım bence o kısım için. Hepinizin aklında bir soru işareti kalsın. Ve bu seminere katıldığınız için yine seminer sonunda mesleki yönelim analizi
eğitim analizi, seviye belirleme sınavı ve bir haftalık çalışma programını nasıl hazırlayacağınızı da seminer sonunda göstereceğim. E daha ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım daha? Aynen öyle. Fizikte seviyesi daha düşük olduğu için ön hazırlık yapmak istiyor. Hocam ben kaydolacağım, göstermeyin kimseye. Gülcan'cığım hiç merak etme. Kayıt olan öğrenciler bu saydığımız sürekli olarak kullanacaklar. Şu an bu seminere katılan öğrencilerim örnek bir öğrenci alanından inceleyebilecekler ki birçoğunuzun kayıt olacağını düşünüyorum zaten. Zeliha'cığım seminerimiz yaklaşık bir 20-25 dakika kadar daha sürecek. Geldim. Ön hazırlık bakalım neymiş, konu anlatımı neymiş, soru çözümü neymiş, orta zor seviyede soru çözümü neymiş. Az önce aklınızda bu soru işaretlerini koydum bilerek. Bunu bakalım birlikte yanıtlayalım. Garanti öğrenme modeliyle çalışırsanız arkadaşlar, öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu yok. Sayısalcı mısın? Sözeli de öğrenirsin. Sözelci misin? Sayısalı da öğrenirsin. Çünkü her dersin her konusunda senin farklı bir seviyen var ve toplamda arkadaşlar eğitim sürecinde 5 farklı seviye vardır. Temel, başlangıç, orta, ileri ve üst seviye. Temel seviyedeysen tabiri caizse sıfırdır bu öğrenciler. Hani kötü dedik ya ben dedim kötü demeyin. Diyelim kötüyüm, matematiğim çok kötü. Matematikte sıfırım. Temelin yoksa o temeli oluşturmak için ön hazırlık yapmak zorundasın. Bunu bizden başka bir yerde yapabilir misin? Hayır. Yapay zeka ile çalışırsan yapay zeka sana ön hazırlığı nasıl yaptıracak? Gireceğin derslerden önce, bir konuyu, bir dersi çalışmaya başlamadan önce ön hazırlık yaparak başlayacaksın, ısınacaksın. Sonra derse gireceksin ki o dersten alacağın verim maksimum düzeye çıksın. Gelelim başlangıç. Başlangıç ikinci level. Yine en az temelde olduğu kadar başarın düşüktür bu derslerde. Ve burada senin detaylı konu anlatımına ihtiyacın vardır. Bu konu anlatımını yapmak zorundasındır. Ve yapay zeka sisteminde başlangıç düzeyinde olduğunu tespit ettiğimiz öğrencilerimize hangi konuda başlangıç düzeyindeyse o konuda konu anlatımıyla başlatırız arkadaşlar. Zeynepçim şu an kaç net yapman gerektiği sana göre, hedefine göre, yaptığın çalışmaya göre değişir. O yüzden bunu bence seminer sonunda seni yönlendireceğim alanlardan gir, bir mevcut seviyeni görelim. Bakalım hedefine ne kadar uzaklıktasın? Senin kendine hazırladığın program verimli miymiş, değil miymiş? Peki orta seviye geldim üçüncü basamak. Yani artık ön hazırlığımı yaptım, konu anlatımımı çalıştım. Artık tekrar yapma zamanına geldim. Artık ben konuda iki basamağı geride bıraktım. Orta düzeyde olduğum bütün ders ve bütün konularda sana tekrar yaptırır yapay zeka sistemi. Geldim dördüncü level ileri. Yani artık sen gerideki 3 basamağı sağlıklı bir şekilde çıkmışsındır ve kolay soru çözümüne hazırsındır. Peki sizce kolay soru çözümü nedir? Bunu daha önce duyan var mı? Kolay soru çözümü. Biraz mantık yürütelim arkadaşlar. Sizce ne olabilir kolay soru çözümü? Kolay soru çözümü. Yok. Arkadaşlar kolay soru çözümünde konuyu pekiştirmek için sorulan sorulardır, çözülen sorulardır. Kolay soru çözümünde hala öğrenmeye devam ediyorsundur. Öğrenme bitmemiştir. Öğrendiğin konuyu pekiştirmek için bu tarzda bir soru çözümüne girersin. Ve bunu da başka hiçbir yerde duyamazsınız. Sadece yapay zekada olan bir kavram. Geldim üst level'a. Artık geride kalan bütün 4 basamağa çıktın ve sen artık o konuda 5. basamaktasın. Yani üst basamaktasın. Bu ne demek oluyor? Artık o konuda zor seviyede de olsa, çıkmış soru da olsa, çıkabilecek soru da olsa bütün soruları çözmeye hazırsın. İşte bizim amacımız ne? Yapay zeka ile çalıştırdığımız her öğrencimizi her konuda 5. basamağa, üst basamağa çıkarmak. Emre'cim bana özelden bir soru sormuşsun ama bunun mesleki yönelim testine girmeden senin seviyeni, sağlık problemini bilmeden yanıtlaman doğru olmaz.
Fatma Nur ilk 20 bin öğrencisi şu an kaç net yapmalı? Herkesin öğrenme süreci kendine özgü olduğu için şu an belirli bir net aralığı bunu yapmalısın, bunu yapamıyorsan ilk 20 bine giremezsin gibi bir bilgi veremem. Çünkü daha çok yeni başladı bütün süreç. Dönemin sonunda yaptığın netler önemli. Gerçek sınavda yaptığın netler önemli. Şimdi geliyorum. Sınavı kazanmak için arkadaşlar olmazsa olmazlardan sonuncusu birçoğunuzun merakla beklediği performans takibi. Gelelim bu neymiş? Yani birçoğunuz eminim arkadaşlar program bile yapmıyorsunuz. Programı takip etme zaten yeni duyduğunuz bir kavram, performans ölçümü ancak sürpriz oluyor. Sınavda görüyor öğrenci verimli mi çalıştı, verimsiz mi çalıştı. Bunu yaşamamanız için arkadaşlar yapay zeka sistemiyle çalıştığınızda biz sizin bütün performans değerlerinizi somut olarak sisteminizde görebileceğiniz bir alana yerleştireceğiz. Ve sizin belirli zaman aralıklarında, belirli periyotlarda sürekli olarak programa uyduğunuzda aldığınız, alamadığınız verimin takibini yapacağız. Yani hiçbir şey şansa, kadere ilerlemeyecek ki buna ihtiyacınız var. Gelelim Sokrates'in bir sözüyle başlayalım. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bir konuyu öğrenip öğrenemediğini, çalışma programını revize ederken neleri ekleyip neleri çıkaracağını, haftalık kaç puanlık çalışma tamamladığını, hedefine olan mesafenin ne kadar kısaldığını bilmelisin. Aksi halde sonuçları ölçmediğin sürece kuracağın cümle her ne kadar Sokrates'in meşhur sözüne benzese de çalışıyorum, çalışıyorum ama neyi bildiğimi bilmiyorum. Hatta daha da öğrenci diline uyarlıyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum, netlerim artmıyor. Çalışıyorum, çalışıyorum, verim alamıyorum. Bunu söylüyorsunuz ya arkadaşlar bizlere. Bunun sebebi bu. Yani performansınızı ölçmediğiniz için es verip bir geriye bakıp ben ne yaptım, ne yapmadım demediğiniz için arkadaşlar birçoğunuzun ne yazık ki yaptığı çalışma boşuna gidiyor. Şimdi Sokrates her ne kadar tevazu göstermiş ve bilginin çok olduğunu söylemiş olsa da arkadaşlar her şeyi bilmek tabii ki de mümkün değil. Ama unutmayın ki o sizin gibi bir YKS öğrencisi değildi. O bir filozoftu. O sizin gibi bu tarz sınavlara tabi değildi. O sizin gibi bu tarz sınavlara girmedi. Doğru stratejiyle YKS'de başarılı olabilmek için gerekli adımların hepsini artık sen biliyorsun. Yani başarısız olan öğrencilerden çok net farkların var. Tabii. Evet Gülcan onun tuzu kuru. O bir filozof. Bizim gibi sınava girmiyor. Bizim gibi kaygılı değil, değil mi? Şimdi biz bunu arkadaşlar yapay zeka sisteminde kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde her hafta bitirdiği bütün konular üzerinden öğrencimizi check-up yani Türkçesi konu tarama testini alıp hangi konuda ne kadar başarılı, hangi konuyu yüzde kaç öğrendiğini hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine sistemimizin bir ekran görüntüsü var. Senin haftalık olarak çalışmanı hedeflediğin süre var. Yaptığın çalışma var. Eksik süren var. %100 olmalı. Tamamını tamamlamalısın. Kazandığın puan var. Hedefine ne kadar yaklaştığın var. Aradaki mesafenin ne kadar azaldığı var. Yani çalışmalarınızı biz her hafta kontrol edip yapay zeka sistemiyle her hafta yeni, dinamik ve sizin ilerleyişinize göre ders çalışma programları hazırlıyoruz. Hocam hayatımda ilk kez duyduğum çok şey öğrendim gerçekten. Keşke tüm derslere siz girseniz. Gülcan'cığım çok teşekkür ediyorum. Emin ol derslerine girecek bütün öğretmenlerimiz en az benim kadar ilgili ve sevecen olacak zaten. Bundan hiçbir şüphen olmasın. Ki sen yapay zeka gibi özel ve ayrıcalıklı bir sistemin koçluğunda çalışacağın için zaten her şey sana özel olacak. Benim senden, sizden arkadaşlar başarılı olmasını istediğim öğrencilerden tek beklentim sadece uyum sağlamanız. Başka hiçbir şey istemiyoruz sizden. Günde verimli 3 saatlik çalışma ile 100 bine girilir mi? Eda'cığım eğer böyle bir sistemle yani bu bahsettiğim kriterlere uygun bir programla çalışırsan neden olmasın? Hocam fiyatlar 20 binden yüksek olmasın ne olur? Hayır Gürcan. Ücret 20 binin çok çok altında. Bunu da size heyecan yaratayım hadi. Söylemiyorum. Seminerin sonunda söyleyeceğim. Seminerde vaat ettiğimiz arkadaşlar mesleki yönelim testine, eğitim analizine, seviye belirleme sınavına ve çalışma programına nasıl ulaşacağımızı şimdi görelim.
Hadi bakalım. Şimdi sisteme giriyorum. Fatma Nur diyor ki 5000'de yanlış hatırlamıyorsam değil mi hocam? O civarlarda Fatma Nur. Seninle galiba görüştük, sen bizi tanıyorsun. Çok uygun, çok Gülcan, hiç korkutma kendine. Şimdi bakın, herkes burayı dikkatli bir şekilde izliyor ve beni dikkatli bir şekilde dinliyor. Hemen kullanıcı adım ve şifreme bakıyorum. Hemen. Çünkü seminerden sonra siz de kendi öğrenci paniğinize giriş yapacaksınız arkadaşlar. Ve benim gösterdiğim adımların hepsini siz de atacaksınız. Hemen bakalım. Sizin için özel bir panel oluşturmuştum. Ona bakıyorum şu anda. Öğrenci koçu Tuğba. İade etmezlerse bile kayıt olabilirim. Bence de Gülcan, tutarı zaten çok uygun. Yani ek destek olarak bile yapay zekadan faydalanabilirsin ki inan bizim sistemimize kayıt olduğunda zaten dershaneye hiç gitmek bile istemeyeceksin. Tek uzağım 2023 şifremde. Hadi bakalım. Bismillah diyelim, girelim sistemlerimize. Arkadaşlar, size söylediğim o eğitim analizleri burada. Önce mesleki yönelimle başlayacağız. Hatta sizi ödevlendireceğim. Bakın, analizini çözmeyen her öğrenci mutlaka çözsün. Bu sizin ilk atacağınız adım. Bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Çözeceksiniz. Hani size o bahsettiğim mesleki yönelim analizi var ya, işte burada. Emircan, harikasın. Buradaki soruları yanıtlayacaksın. Önce buradaki önergeyi oku, yönlendirmeyi oku, teste başla de 5-6 dakika dikkatini verip yanıtlayacaksın. Şimdi geldim diğer eğitim analizine. Hani bu unutma süreni ölçeceğiz, öğrenme yapını ölçeceğiz, zeka tipini ölçeceğiz, dikkat dağınıklığını ölçeceğiz dedik ya. Bunun içinde bakın, sayfaya girdiğinizde saatin yanında 4 yazıyor, bildirim. Eğitim analizine tıklayıp teste başla diyeceksin. Sonra en önemli olan kısım neydi arkadaşlar? Mevcut seviyemizi bilmeden yola çıkmıyorduk, değil mi? Seviye ölçümü. Her dersten ayrı ayrı, TYT'den de, AYT'de, AYT'den de buradaki seviye belirleme sınavlarımızın tamamını çözebilirsiniz. Geldim, analizi çözdüm, seviyemi belirledim, artık ders çalışma programına hazırım. Kayıt olduğunuzda bir dönem boyunca her hafta yenilenen yapay zeka koçluğundaki programa sahip olacaksınız arkadaşlar. Ve bu programı ben örnek olarak buradan şimdi birlikte oluşturacağız. Gelelim bakalım. Gülcan, sende ne numaralar varmış Gülcan? Sen konuş ailenle, git. Taşınacağız deyin, Allah Allah. Avukat olacağım işte hocam. Vallahi ben ikna oldum. Sen kesin mesleki yönelim analizinde de böyle bir savunucu ve daha böyle gerçekten ikna edici bir meslekte çıkacaksın. Belki bir satış danışmanı falan da çıkabilir Gülcan. Harikasın, tamam. Şimdi arkadaşlar bakın, sizin ayırabileceğiniz saatlere, başlamak istediğiniz derslere göre oluşturulacak demiştim ya program. Buradan geliyorsunuz, eğitimleriniz kısmından eğitimi seçiyorsunuz. Buradan başlamak istediğiniz dersleri seçiyorsunuz. Ben TYT'den 3 dersle, AYT'den de 3 derse başlamak istiyorum. Kaydete tıklıyorum. Şimdi en can alıcı nokta, bakın hiçbir kurum size özel bir program hazırlamaz. Saati saatine, seviyesi seviyesine hiçbir kurum bunu yapmaz arkadaşlar. Öğrenci koçuyla bile anlaşsanız o da yapmaz. Ama biz bunu yapacağız. Kaçta başlayacaksın, kaçta bitireceksin? Bunları bile birlikte belirliyoruz. Ben diyelim ki evdeyim. 11'de başladım. Yanlış olmasın. Bitişimde kaç olsun? 18. Günde 7 saat ayırıyorum. Hatta buraya da diyelim ki Tuğba'yı kazandıran program. Bakın, programı isimlendirebilebiliyorsunuz, keyifli keyifli. Buradan tüm günleri seçiyorum. Ekle diyorum, oluştur diyorum. Yapay zeka, oluştur bakalım takvimimi.
Çalışma sürelerimi, molalarımı oluşturuyor. İşlenecek konuları belirliyor. Konu seviyelerimi belirliyor. Çalışma türlerini belirliyor. Konuları önem puanına göre önceliklendiriyor. Bakın bu çok kritik. Bunu da göstereceğim. Patronucum kayıt olmadan örnek olarak yapabilirsin. Hayır, asla öyle hissetme Gülcan, lütfen. Umutlu bakalım. Sen kayıt olacaksın zaten. Bakalım yapay zeka bana nasıl bir program hazırlamış. Wow. Bakın. Uhu. Arkadaşlar. Evet. Ay Nergis, sen de mi hukuk istiyorsun? Hadi bakalım iki hukukçu. İTÜ Genetik ilk 20 bin. Wow, çok havalı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de bayılıyorum bu arada. Tamam, o savcı olsun, sen avukat ol. Olur mu? Bakın arkadaşlar, yapay zeka programı hazırladı. Fizikte temelim hiç yok konu anlatımıyla başladım. Kayıt olduğunuzda ne olacak biliyor musunuz? Programın içine tıklayacaksınız. Hatta bakın burada yüzdelik olarak benim çalışma oranımı da hesaplayacak şimdi. Önce bir programı hazırlayalım. Nergis çok gerçekçi. Diyor ki hocam bir kazanalım sonra meslekte ilerler miyiz ilerlemez miyiz onu öyle düşünürüz. Çok tatlısınız. Evet önce bir kazanalım. Bakın arkadaşlar burada yeterli süre oranım vardı az önce gördünüz mü? %144. Isı ve sıcaklık. Çalışmaya başla diyorum. İnşallah. İnşallah hepiniz kendi mizacınıza uygun başarabileceğiniz şekilde bölümleri kazanırsınız. Bakalım fizikte bana ne anlatacaklar? Evet, merhaba arkadaşlar. Elektrostatik sayısına bak. Evet, bakın hiçbir şeye gerek yok. Dışarıdan hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Gördünüz mü takviminizi? Bir de gelelim başka bir derse. Matematik. Fizik pardon. Matematiğe gelin. Polinomlar ve polinomlarda işlemler. Konu anlatımı. Çalışmaya başla diyorum ve çalışıyorum. Evet Gülcan, biz de bu arada Türkiye'nin en iyi yazılımcılarıyla çalıştık. Birçoğunuz belki yazılım da isteyenler vardı içinizde sanki. Bakın ne kadar anlaşılır. Tabii Gülcan. Soru bankası olarak kaynağı biz öğrenciye özel öneriyoruz zaten kayıt olan öğrencilerimize. Bir soru bankası her dersten alman yeterli olur. Tabii ilk başta en başta hepsinde kolay soru çözümü çözersiniz. Sonrasında ilerlersiniz artık. Geldi. Evet, ekran düştü. Fark ettim. Benim de galiba soru görünce bir çözesim geldi. Yanlışlıkla çıktım. Durun bakalım. Şimdi ben yeniden sisteme gireceğim. Siz de öylesiniz. Teşekkür ediyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Evet. İndirim var. Çok teşekkür ediyorum. Neden başaramadım? Şöyle yapalım.
Neden giremedim arkadaşlar? Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi gireceğiz. Az bir soluklanalım herhalde. Evren bizden bunu istedi galiba. Tamam. Yeniden girmem gerekiyor. Çok affedersiniz. Minik bir aksaklık oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten takvim hazırlamıştım ya arkadaşlar. Direkt takvimden devam edeceğiz şimdi. Ay çok tatlısınız. Nazar hep demiş Eda. Eda'cığım çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum Gülcan'cığım. Hepiniz siz de sizler de öylesiniz. Eminim hepiniz çok tatlı ve enerjiksinizdir. Enerjinizi hissediyorum ekran karşısından bile. Gelelim takvimimize. Takvimimiz duruyor. Merak etmeyin hiçbir yere gitmedi. Bir de bir kimyaya bakalım. Çalışmaya başla diyelim. Kimya. Merhaba arkadaşlar. Çarpışma teorisiyle başlıyorum. Evet. Her Burada arkadaşlar bütün konuların tamamı yer alıyor. Hepsi. Ve en güzel yanı bakın nefret ediyorum kimyadan. Hayır. Neden? Kimya da gerekli. Sen eşit ağırlıkçısın bak. Eğer mesleki yönelim testinde de hukuk çıkarsa kesinlikle seni hukuktan devam ettireceğiz Gülcan. Şimdi geliyorum online sınavlar. Hani demiştik ya performans takibi çok önemli. Haftalık olarak mutlaka ne kadar ilerlediğini, ne kadar hedefine yaklaştığını bilmelisin diye. Bunu yapay zeka ile check-up testleri, konut arama testleriyle ölçeceğimizi de söylemiştim ya arkadaşlar. Bir bakalım hangi derslerin check-up'ları var? Trigonometri. Bakın. Ben trigonometriyi tamamladıktan sonra burada bekleyen bir check-up'ım olacak arkadaşlar. Her konu bitiminde o konuya dair konut arama testine gireceksiniz ve oradaki doğru sayınız, yanlış sayınız, boş sayınıza göre yapay zeka sistemi o konunun yüzde kaçlık kısmını öğrendiğinizi sizin karşınıza getirecek. Ve ders çalışma programınızda diyelim konu anlatımı çalıştın ve öğrendin ya, soru çözümüne geçebileceksin, bir sonraki basamağa geçebileceksin. Her zaman aklınızda o beş basamaklı merdiven kalsın. Temel, başlangıç, orta, ileri ve üst. Sizin hedefiniz her zaman üst. Kesinlikle çok havalı oldu. Burada da arkadaşlar bakın performansınız yani tabiri caizse daha anlayabileceğiniz bir kavramla karne. Haftalık olarak karneniz buraya yansıyacak arkadaşlar. Sizin tamamladığınız check-up sayısı, başarılı olduğunuz check-up sayısına göre o haftaki öğrenme oranınız yüzde kaç? Gülcan'ın %90, işte Eda'nın %80, Tuğba'nın %50 olabilir. Her öğrencinin sonucu kendine özel çıkacak. Çalışma oranı, hedeflenen çalışma puanıyla sizin yaptığınız çalışma puanını bölecek sistem ve diyecek ki Fatma Nur senin bu hafta çalışma oranın %86. Başarılısın ama %100'e ulaşman gerekiyor diyecek. Verimlilik, çalışma oranın ve başarı oranını bölecek ve diyecek ki Eda senin bu haftaki verimliliğin %98. Tebrik ediyorum seni. Yani sen her hafta yaptığın bütün çalışmaları somut olarak ne kadar verimli olabildiğini göreceksiniz. Çok müthiş bir teknoloji değil mi sizce de arkadaşlar? Bunu şu an görmüyoruz hiçbirimiz. Bunu şu an hiçbir dershane yapmıyor. Ve ben gelişigüzel gözümü kapatıyorum. Random çalış. Ama verim alıyor muyum kimse bilmiyor. Ben bile bilmiyorum. Sınava giriyorum. Yıllarımı verdim, aylarımı verdim. Belki birkaç kez, birkaç yıl girmiş olabilirsin. Yanlış yöntemle çalışmış olabilirsin. Yüksek bütçeler ayırdın. Her şeyden önemlisi arkadaşlar zamanın geri telafisi yok.
Bakın şu an sizin önümüzdeki yıl bugünlerde üniversitenizde, amfide, elinizde kahvenizde, arkadaşlarınızla dersle ilgili konuşuyor olmanız lazım. Ya da en kötü dersi de geçtim, kaynatabiliyor olmanız lazım. Siz bunu hak ediyorsunuz. Yoksa önümüzdeki yıl bugün bu zamanlar yine masanın başına pes mi çözeceğiz? Ben bunu yaşamanızı istemem açıkçası. Nergis diyor ki evet hocam ben bir yılımı daha veremem. Bu yıl son benim için. Tüm lise çok çalıştım. Olacak. Aynen öyle arkadaşlar. Olacak. Eğer bizimle çalışırsanız bu daha kestirme, daha net ve daha garanti olacak. Şimdi gelelim o çok sorduğunuz soruya. Gülcem ve diğer öğrencilerim, meraklı olan öğrencilerim, teyit olmayı düşünen öğrencilerim. Fiyat. Çok güzel bir indirim de aldım bakın sizin için. Önce bir onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz bu sisteme yapay zekaya kayıt olduğunuz zaman öncelikle biz sizin hem bu belirlediğimiz aşamalardaki süreçlerinizi ilerletip hem de aynı zamanda eğitimlerimize kayıt olduğunuzda gireceğiniz canlı dersler, bu derslerin video kayıtları, aynı zamanda bu derslere dair her konusunda yapılacak olan check-up testleri, soru çözüm kampları, tekrar kampları, ara tekrar kampları, dijital kaynaklar, somut olarak değil, somut kaynaktan çok daha verimli olan dijital kaynaklar, PDF ders notları, bunların tamamı da sisteminizde olacak arkadaşlar. Her şeyden faydalanmış olacaksınız. Yani sadece yapay zekanın koçluğundan değil, aynı zamanda bütün ihtiyacınız olan eğitim içeriklerinden de faydalanmış olacaksınız. Ve şu an kayıt olmanız halinde bütün YKS eğitimlerimizde bu seminere katıldığınız için 23 Ekim 23.59'a kadar yani gün sonuna kadar 18'e kadar çok affedersiniz. Çünkü akşam 7'de dersiniz var. O derse yetişmeniz için saat 6'ya kadar geçerli tamı tamına 1000 TL'lik bir indirim çekiniz var arkadaşlar. Evet Gülcan. Eğitimler bu arada yakın tarihte başladı arkadaşlar. Şu an kayıt olmanız halinde hiçbir kaybınız yok. Geride kalan kısımların videolarıyla ilerleyeceğiz. Bugün şu andan itibaren bu 1000 TL'lik indirim çekinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Pazartesi günü 23 Ekim 2023 saat 18'e kadar da indirim kodunuzun süresi geçerli olacak. Gelelim, gelelim bakalım ücretleri ne kadar? Arkadaşlar tutarlara bakın ne kadar uygun. 6.199. Ben sözelciyim, matematiğim kötü. Biraz hesap makinesinden destek alacağım. Eksi 1000 TL. 5.199 liraya kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızı da göstereceğim size. İndirim kodunuzu almak için öncelikle ben bir sistem yöneticisi arkadaşımdan ricada bulunayım. Bize yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. İndirim kodunuzu biz tanımlayacağız sisteminizde. Sistem yöneticisi arkadaşım WhatsApp hattımızın linkini paylaşsın. Tamam Gülcan, senin kaydını alacağız. Arkadaşlar bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız 551 592 58 35. Sistem yöneticisi arkadaşımın ilettiği linke tıklayıp indirim kodunuzu alıp kaydınızı bizimle birlikte tamamlayabilirsiniz. Eğer ailenizle görüşmemizi isterseniz görüşebiliriz. Yakınlarınızın soruları varsa yanıtlayabiliriz. Bugün kaydımızı tamamlayalım. Pazartesi günkü canlı dersimize de tam teşekküllü, hazırlıklı bir şekilde analizleri çözmüş, programı tamamlamış, eğitim analizlerine girmiş ve artık elimde çalışma takvimi olarak idealist bir şekilde kaldığımız yerden yolumuza devam edelim. Herkes tıkladı mı gönderdiğim linke? Tıklayın bakalım. Seminer Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. 1000 TL'lik indirim çekini kullanmak istiyorum şeklinde iletebilirsiniz. Var mı sorularınız bu arada? Ben numaramızı da yazayım şöyle. Bu ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bakın burada WhatsApp numaramız da var. Evet, direkt yazabilirsiniz. Gülcan gibi eğer tıklayamayan arkadaşlarım varsa direkt yazabilir. 551 592 58 35.
Tutarı çok uygun arkadaşlar. Bakın bunun içerisinde 5.199 liranın içerisinde hem TYT maliyeti paketi tamamı var, artı yapay zeka sistemi var ve eğer kredi kartı kullanımınız varsa herhangi bir vade faiz farkı eklentisi uygulamadan peşin fiyatına tamı tamına 6 ay taksit imkanı da var. Aylık 866 TL. Hiçbir şey değil geleceğinizin yanında. Var mı sorularınız? Tıkladı mı herkes? Evet Emircan, seni dinliyorum. Eğer sorularınız yoksa ben gidiyorum. Hemen Gülcan'ı bir aramakla başlayayım sırayla. Hocam kırık okul başarı puanıyla bu sistemle yapabilir miyim, kazanabilir miyim? Emircan'cığım kazanırsın. Kayıt ol yeter ki bize güven. Fatma Nur gösterdim az önce programı nasıl yapacağını, eğitim analizlerine nereden katılacağını. Kendi sayfamdan, tekuzam.com'dan. Yeniden son kez gönderiyorum. Yerime geçip öğrencilerimi aramaya başlıyorum. Birçoğunuza ben dönüş yapacağım. Benim gibi diğer öğrenci koçlarım da ulaşacak. Arayarak bilgi vereceğiz. Arayarak kayıt işlemlerinizi tamamlayacağız. Eğer aile bireyleriniz yanınızdaysa, bizlerle görüşmek isterlerse onlarla da görüşebiliriz. Evet, SMS'le gelen şifreyle tekuzam.com'a giriş yapıp oradan çözebilirsiniz. O halde hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın indirim kodunuz pazartesi günü 18'e kadar geçerli. Bugün kaydımızı tamamlayalım. Pazartesi gününe kadar analizlerimizi, sınavlarımızı çözer, programımızı hazırlarız. Pazartesi akşam da derslerle birlikte sürecimize başlarız. Ben hemen seni arayacağım Gülcan. Kendinize çok iyi bakın. Güzel katılımınız, aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki hepinizi tanımışım. Görüşmek üzere.